özgür atlar esir düştü. Burası Türkiye. Kış ayındayız. Yılkılar yiyecek arayışında. Dar bir alandalar ve yiyecek sınırlı. Gruplar arası kavgalar kaçınılmaz. Burası yüksek ve aynı zamanda sürekli kar alan bir bölge. Bu mevsimde olmasa da yaşam alanlarını koyun sürüleriyle paylaşmak zorundalar. Baharın gelmesi onlar için bir kurtuluş. Baharın gelmesi, tayların gelmesi ve kısa bir süre sonra kızgınlık dönemi kavgalarının başlaması demek. Yazın gelmesi ise susuzluk demek. Etkilenen her zamanki gibi yavrular. Bölge dağlık. Su büyük bir sorun. Su azaldıkça gerginlik artıyor. Kalan son damlalar da tüketilince su savaşları başlıyor. Kavgalar sonucu yaralanan ve sakat kalanlar oluyor. Fakat bilmedikleri bir şey var. Su sorunu kronik bir vaka olarak yıllardır sürmekteyse de şu an yapılan başka bir girişimin başlangıcı. Bu insanlar tarafından bilinçli yapılan bir şey.
Susuzluğu bir silah olarak kullandılar, onları tuzağa düşürdüler. Şu an tutsaklar, en azından bir kısmı. Küçük gruplar halinde yakalandılar. Ve daha büyük bir alana taşındılar. Aslında Türkiye'de ilk defa yapılacak bir projenin ilk aşamasıydı bu. O kadar çoklar ki sayıları yüzleri aşmış durumda. Proje başarılı olacak mı? Bu süreç içinde belli olacak. Amaç, kontrolsüz çoğalan yılkı atlarını ehlileştirme ve sahiplendirme projesi. Yılkılar korku ve endişe içinde. Dar bir alanın içindeler. Şimdi hepsi de aynı yerde. Çekim için çitin içindeyiz. Bütün gözler bana döndü. Ürpermemek elde değil. Karşımda yüzlerce vahşi at duruyor ve çok sinirliler. Ön safta olanlar grup liderleri. Onlar gözü kara atlar. Beni tehlike olarak algıladılar. Hareket etmemeye çalışıyorum. Umarım bu iş kötü bir sonla bitmez. Aygırlar kısraklarını kaybetmiş. Hepsi de çığırından çıkmış. Herkes sinirini birbirinden alıyor. Grup liderleri patlamaya hazır bir bomba gibi ortalıkta dolaşıyor. En büyük silahları arka ayaklarıyla attıkları tekme ve güçlü dişleri. Öyle ki grup liderlerinin bütün vücudu kavgalardan kaynaklı ısırık izleriyle dolu. Ama hala bütün dikkatleri benim üzerimde. Deyim yerindeyse burunlarından soluyorlar. Kendimi dışarı zor atıyorum. Artık güvendeyim. Onları demir çubuklarla koridor haline getirilmiş bölümlere sokacaklar. Bu organizasyon Kazak bir şirkete verilmiş. Herhalde tecrübeliler diye düşünmüş olmalılar. Bu proje yılkı atlarını kontrolden geçirip ehlileştirme ve sahiplendirilmesi projesi. Demir koridorlar bölümlere ayrılmış, amaç atları kontrol altına alabilmek. Önce Marlin testine tabi tutulacak. Burun için boyun bölgesinde küçük bir alan tıraş edilip deri kalınlığı ölçülüyor. Beraberinde deri altına aşı yapılıyor. 72 saat beklenip sonuçlar alınacak. Bu süre sonunda boyunda bir şişme, deride bir kalınlaşma varsa RUAM teşhisi konuyor. RUAM tek tırnaklı hastalığı. Bu hastalık oldukça tehlikeli bir hastalık. İnsanlara bulaşma özelliği var. Hatta bulaşıcı olduğu için otopsi bile yapılmıyor ve yasaklanmış durumda. RUAM teşhisi konan atın sonu ölüm. Ama şimdiye kadar bu hastalığa yakalanmış olan bir ata rastlanmadı. Yetkililer böyle diyor. Umarım bundan sonra da rastlanmaz. Sağlıklı olan yılkılar talebe göre bedelsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. Bu proje Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. Yılkı atlarının sayısının fazla olması,
İçinde bulunduğu ekosisteme zarar vermeye başlayınca böyle bir karar alınmış. Aşıları olan yılkılar başka bir bölüme alınıyor. Bayram Ali abi, sen bir tekme yiyeceksin gibi duruş pozisyonu itibariyle. Bu bölümde onların su içmelerine imkan tanınıyor. Ama grup liderleri hala agresif tavırlarını devam ettiriyor. Tıpkı özgür ortamlarında davrandıkları gibi. Diğer yandan geniş alanda bulunan yılkılar tekrar örtülü tünellere sokulmaya çalışılıyor. Dengeler alt üst olmuş. Çünkü bunlar bağımsız küçük gruplar halinde yaşamak gibi bir davranış sergileyen yabani atlar. Bir aygır ve kontrolünde olan kısraklarla harem hayatı süren bir yaşam tarzı. Bu kısraklar bazen 2, bazen 5, bazen de 15'e kadar çıkabiliyor. Ortalık toz duman. Uzun uğraşlar sonucu bir kısmını koridorlara sokmayı başarıyorlar. Ama hayatları boyunca özgürce dolaşan yılkılar tutsak olmaya alışkın değil. Adeta çıldırmış gibiler. Bir yılkı bu tünellere en az 2 sefer girmek zorunda. İlk girdiğinde boyunları tıraş edilip aşı vuruluyor. 72 saat sonra da yapılan aşıların sonucu için giriyorlar. Bu yönlendirmeler sırasında bazıları halsiz düşmüş, bazıları da yaralanmış. Bu atsa çıkış yolunu bir türlü bulamadı.
Şimdi yeni bir grup içeri alınacak. Al numarasını al. Evet, 1763. Bazen olumsuzluklar da yaşanmıyor değil. Fulya, 7.30. Kaç? 7.30. Çakma. Yok, kaç. Kirametli mi? Ya. Fulya. Ha, bir de. Dur. Dişi mi erkek miydi o? Sıradaki dişi mi erkek mi? Efendim? Sıradaki dişi mi erkek mi? Doğru. Alnında beyaz akıtma. Kalkacağız lan bunu. Bak baktım. Artık son grupta koridorlara sokulup son kontroller yapılacak. Yılkılar her zamanki gibi huysuz ve panik içinde. Kazak görevlileri biraz acımasız. Hadi.
yılkılar koridora girmekte direniyor. Koridora giren yılkılar için yine zorlu bir süreç başlamış durumda. Ama sonunda mağlubiyeti kabul ediyorlar. Bu grup lideri. Kontrol edilmesi biraz zor olacak. Kontrolleri tamamlanan yılkıların huzursuzlukları koridordan geçtikten sonra da devam ediyor. Bütün yılkıların dengesi bozulmuş durumda. Bu yılkıların kavgasını ayırmak da bize düşüyor. Ortam çok gergin. Evet, yetkililerin günlerce verdiği uğraş nihayet sonlandı. Kontrolleri tamamlanan yılkılar Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıp gönüllülerce sahiplendirilecek. Kimi hobi amaçlı, kimi binek hayvanı olarak değerlendirecek. Sonlarının ne olduysa ayrı bir araştırma konusu. Uyum sağladılar mı yoksa sucuk mu oldular orasını bilmiyoruz.
Bu uygulama bir daha ne zaman tekrarlanır bilinmez ama şu an yılkılar özgürce Türkiye'nin dağlarında koşmaya devam ediyorlar. Hoşça kalın.